Basılmışlar. Bunları mutlaka ihbar eden biri var aralarında. Öyle görünüyor ki bir tedbir almazsak bütün İstanbul teşkilatını ele geçirecekler. En mahrem planlarımıza kadar her şeyi öğreniyorlar. Üsküdar telsizi şimdi bildirdi. İkinci bir baskın daha yapmışlar. Arkadaşlar arasında 16 kişi yakalanmış. İkisi şehit. Bütün gizli merkezlerimizin yerlerini öğrenmiş olmalarından korkuyorlar. Teşkilatta çalışanların hepsini tanıyorlar. Şu anda Mevlana Kapı merkezi basıldı. Hafiyeler bütün plan ve teşebbüslerimizi önceden öğreniyorlar. Tevkif ve idam kararları karşısında vaziyeti arz eder, Kuvvayi Milliye'ye bağlılığımızı teyit ederiz. Kaymakam Fahrettin. İstanbul Teşkilatı'nın en güvendiği elemanlarından biri bizi saraya ihbar ediyor. Çok güç bir vazife karşısındayız. Hüsnü Bey, bir vasıta temin edin, derhal Kütahya cephesine hareket edeceğiz. Çerkez Ethem'e selam söyle. Burada cephe takviye ediliyor. Hiçbir harekette bulunmasın. Uşak'ta bizimkiler verdiğim planlara göre çekilecekler. Ben zamanı gelince haber veririm. Hadi Allah'a emanet olun. Ethem'den bir istediğin var mı? Sağlığı. Kıpırdama! Kıpırdama yakarım! İki numaralı Divanat Mahkemesi kararıdır. 1312 tevellütlü Rızaoğlu Yüzbaşı Mehmet Kemalettin, düşmanla işbirliği yapan Çerkez Ethem ve İstanbul hükümeti lehine casusluk yaptığı sabit olmakla rütbesinin istidadına ve hiyaneti vataniye suçuna binaen idamına karar verildi. Memleketin düşmanlarına uşaklık edenlerle işbirliği ederek orduna ve memleketine ihanet ettin. Askerler kurşuna dizilerek idam edilirler. Sen bu şerefe layık değilsin. Adi bir katil gibi asılacaksın. Kemal Bey en iyi gizli ajanımızdır. Uzun zamandır Kemal Bey vasıtasıyla düşmana istediğimiz şekilde şaşırtıcı malumat veriyoruz. Tebrik ederim oğlum. Vazifeni iyi başardın. Sağ olun kumandanım. Birazdan Çerkez Ethem'in adamları burayı basıp seni kaçıracaklar. Aralarına soktuğumuz arkadaşlar demin haber verdiler. Artık İstanbul yolu sana açılıyor demektir. İstanbul'da her ne bahasına olursa olsun bizim arkadaşlardan hiçbiriyle temas etmeyecek. En fedakar ve en kıymetli arkadaşlarımız, yani senin öz kardeşlerin Yüzbaşı Nazmi ile Mülazim Mustafa bile seni vatan haini olarak biliyorlar. Belki öldürmeye bile teşebbüs edecekler. Her ne olursa olsun ben sana emir vermedikçe kendini tanıtmayacaksın. Arkadaşlarımızı ele veren hain bizim teşkilatımızın içinde. Bu öyle bir alçak ki kendisinden şüphelenmeyeceğimizi bildiği için bütün planlarımızı saraya bildiriyor. Eğer teşkilat seni tanıyacak olursa aramızdaki casus bunu derhal hafiyelere bildirecek Hem seni tanıyacaklar, hem de tevkifata devam edecekler. Bütün emirleri şahsen benden alacaksın. Aramızda tek bir irtibat ajanı olacak, muallim İsmail Hakkı Bey. Kendisini sana o tanıtacak. İlk parola Kütahya. İkinci parola vatan haini. Raporlarını da sadece o irtibat ajanı ile verirsin. Allah muvaffak et. Arkadaşlar etrafı tuttular. Bir dışarı vardık mı selamet. Hadi ya Allah. Yüzbaşı Kemal Bey idaresindeki kuvvetler Geyve Boğaz istikametinde ilerleyip toplanmaktalar. Bu arada bütün hakim mevkiler tutulup taarruz hazırlıkları ihbar edilmiştir. Kuvvayi inzibatiye vaziyete hakim olup taarruz kuvvetlerimizin tam bir zaferiyle neticelenmiştir. Yüzbaşı Kemal Bey karşısında Mustafa Kemal Paşa kuvvetleri bozgun halinde çekilmekteler. Yüzbaşı Kemal Bey yeni bir taarruza geçmiş olup ihanet ve dehalet içinde bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvetlerine saldırmıştır. Asya Anadolu kuvvetleri mukavemet etmeden çekilmekteler. Kuvvayi inzibatiye duruma hakimdir. Yüzbaşı Kemal Bey'in idaresindeki kuvvetler cephenin garbinde ricat eden asileri yeniden takibe koyuldular. Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvetleri mukavemet edemeyerek çekiliyorlar. Kemal Bey'in gösterdiği cesaret ve kahramanlık her türlü sitayişin üstündedir. Kuvvayi İnzibatiye'nin zaferlerini tebrik ile Kahraman Yüzbaşı Mehmet Kemal Bey'in taltifen binbaşılığa terfine ve gizli teşkilatta istihdam edilmek üzere padişahımızın emir ve fermanları mucibince padişahımız efendimiz selamlarını tebliğe beni memur eylediler. Zat-ı şahane bugünden itibaren saray nezdinde ve teşkilat-ı mahsusa reisi Hilmi Paşa Hazretlerinin mahiyetinde istihdamını tensip ve emir bulundular. Allah muvaffak eylesin. İttihaz olunacak yeni tedbirler ve tevkifatı müzakere için bu gece köşkte ufak bir toplantı tertip ettim. Hürrem Bey'le gelirsiniz. İnşallah yakın zamanda bütün Milli Müdafaa Teşkilatı yıkılacak ve hainler layık oldukları cezaya çarpılacaklardır. Ah kızım, çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok dedi. Ah, ben şimdi gelirim. Sarayda merasim olacakmış. Kemal Bey'e nişan takacaklarmış. Sonra da bizim eve geleceklermiş. Babam akşam evde bir toplantı yapacağım dedi. Bir türlü aklım almıyor. Kemal benim öz kardeşim. Bu kadar alçak, bu kadar sefil bir vatan haini olabilir mi? Yeni bir şey var mı? Dün gece babamın odasında toplandılar. Evrak üstünde çalıştılar. Kapıdan biraz dinledim. Silahtan, cephanelikten bahsediyorlardı. Babam planları tamamlayıp öyle getirin dedi. Fazla bir şey öğrenemedim. Sana güveniyoruz. Emin ol, elimden gelse... Eminim Nilüfer. Her ne kadar Anadolu'ya silah kaçıran bu teşkilatı devamlı baskınlarla yıldırdıksa da yakalananların yerlerini derhal tanımadığımız yeni elemanlar alıyorlar. Kemal Bey, Anadolucuların içinden geliyorsunuz. Ankara'daki gizli teşkilatı ve orada çalışanları bilirsiniz. Bunları teşhiste ve yakalamakta bizlere büyük yardımınız dokunacak. Benimle gelin. Mustafa Kemal'le çalışanlar hakkındaki son tahkikatın raporları. Yarın öğleye kadar tetkik edip fikrinizi söylersiniz. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Dosyada kardeşleriniz Nazmi ve Mustafa Beyler hakkında da nahoş bazı yazılar bulacaksınız. Onları bilhassa dikkatle okuyun. Bütün hainlere aynı muameleyi göstereceğime emin olmanızı istirham ederim. Memnun oldum. Gir. İhbar var Paşa Hazretleri. Bu gece Doktor Bedrettin Bey'in evinde toplanıyorlarmış. Daha ilk geceden Kemal Bey'i yormak istemem. Siz, Hürrem Bey, icap edeni yaparsınız. Kemal Bey, buyurun istirahat edin. Ölü diri kimse kurtulmayacak. Anlaşıldı mı? Tabii bizim adamımız hariç. Ne oluyor? Basıldık. Nasıl olur? Toplantıyı bizden başka kimse bilmiyordu. Bir hain var aramızda Fahrettin Bey. Bir alçak var ki bizi ihbar ediyor. En yakın arkadaşlarımızdan biri bu. Sen de olabilirsin. O da. Ama şurası muhakkak ki bir namussuz var. Affedersiniz binbaşım, ateşiniz var mı? Kütahya. Vatan haini. Adresim kağıtta yazılı. Teşekkür ederim binbaşım. Allah ömürler versin efendim. Rahatsız ettim. Allah ömürler versin. Geldi. Ah. Anne. Anneciğim, beni gördüğüne sevinmedin mi? Anne. Ben senin annen değilim. O nasıl söz anne? İnsan kendi oğluna... Sen benim oğlum değilsin Kemal. Ne cesaretle geldin buraya. Senin baban namuslu bir askerdi. Soyumuzda vatanına ihanet eden kimse çıkmadı. Kardeşlerim bir aydır uğramıyorlar eve. Neredeler, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama memlekete hizmet ediyorlar. Belki yarın şehit olacaklar. Helal olsun emeğim, sütüm. Ama sen benim oğlum değilsin. Git efendilerinin yanına git. Beraberce satın memleketi. Mustafa'nın oğlu doğdu doğalı bir iki kere gelebildi kardeşim eve. Murat Reis bu gece Ankara'ya hareket edecek. Bunu kendisine ver. Boğaz'ı geçer geçmez ilk vasıtayla Ankara'ya yetiştirsin. Merak etme Muallim Bey. Size emanet. Dikkatli olun. En ufak tehlike anında bunu yakıverin. Çok mahremdir. Hadi eyvallah. Güle güle. Bak İsmail Hakkı Bey. Münevver ve kamil bir adamsın. Seni hırpalamak istemem. Konuş, her şeyi anlat. Hakkında hayırlı olur. Sana söz veriyorum, şefaatte bulunur, affını bile temin ederim. Ankara'ya gidiyordu bu mektup, değil mi? Adamınız geldi ve vazifeye başladı. Kendisine itimat ediliyor. Kısa zamanda muhbirin anlaşılacağını ümit ediyorum. Kimdir buraya vazifeyle gelen adam? Kimdir bu adam? Ne gibi bir vazifesi var? Kimi gönderdiler Ankara'daki melunlar? Padişahımız efendimizin düşmanları. Kimdir bu adam diyorum sana? Konuş! Konuş! Biz insanı konuşturmasını biliriz İsmail Hakkı Bey. Kimdir bu vazifeyle gelen adam? Vazifenizi yapın. Son defa soruyorum, konuşacak mısın? Lütfen bana bıraksanız. Bırakın. Böylesi daha iyi. Konuşacak mısın? Bir doktor çağırın. Neticeyi bana bildirirsiniz. İşitmediniz mi? Doktor çağırın dedi Paşa Hazretleri. Siz de koşun sedye getirin. Fırlayın. Ben ölüyorum. Ben nasıl haber göndereceğim? Kimden temas edeceğim? Çabuk olun İsmail Hakkı Bey. Parolayı kızım Perihan'a ver. Paşa Hazretleri sizi çağırıyorlar. Yeni bir ihbar vaki oldu beyler. Bilhassa sizin için çok mühim Kemal Bey. Kardeşleriniz bu gece Aksaray'da Kamil Bey'in evinde Anadolucular grubunun toplantısında hazır bulunacaklarmış. Silah kaçakçılığıyla alakalı bir toplantı. Ne dersiniz? Eğer doğruysa en şiddetli şekilde cezalandırmalarını bilhassa ben rica edeceğim. Bütün tertibatı alın. Baskını siz idare edeceksiniz. Hürrem Bey, siz de bizimkini muhafaza edersiniz. Baş ne? Kimi Paşa Hazretleri? Muhbiri. Haber menbaımız. Zamanı gelince öğrenirsiniz. Bir ay oluyor ev yüzü görmeyeli Kamil Bey. Hele şu bizim Tosun yok mu? Gözümde tutuyor. Sizin birader de amma uzattılar ha. Bu saate kadar 10 kere gelmiş olmalıydılar. Belki takip edildiklerinden şüphelendiler. Salih Reis Ayvansaray'dan neticeyi bekliyor. Saati gelince demir alır açılır. İsterseniz biz başlayalım. Nazmi Bey gelmeden bir şey yapamayız. Bütün planları o hazırladı. Herhalde diğerleri gelmeyecekler. Siz işaretinizi verin. Mecbur oldum ateş etmeye, yoksa beni öldürecekti. Kardeşim Mustafa. Nazmi Bey. Hilmi Paşa Hazretleri sizi görmek istiyorlar. Tanıyor musun bunları? Hayır. Kardeşim Mustafa bunlarla çalışıyordu. Olabilir. Biliyor muydun? Hayır. Gençti, bir deliliktir etmiş. Atın şu herifleri aşağı. Sen gel. Peki sen kendi hakkındaki ihbar ve raporlara ne diyeceksin? İftira. Kardeşimden dolayı aynı suçu bana da yakıştırmışlar. Abinle pek sevişmiyorsun galiba. Halbuki o hainlerin cezalandırılması için kendi öz kardeşini bile takip etmekten çekiniyor. Memleketin bu buhranlı anında hepimizin vazifesi, padişahımız efendimize kemal-i sadakatle hizmet olmalıdır. Bilhassa sizler, askerlikten yetişenler bunu daha iyi takdir etmelisiniz. Birkaç maceraperest çapulcunun istiklal ve hürriyet diye feryatlarına inanacak kadar saf görünmüyorsun. Bir daha raporlarda ismini görecek olursam karışmam, yakarım. Kardeşimin naaşını verin bana. Pekala. Yalnız cenazeyi derhal kaldıracaksın. Merasim ve cemaat istemem, anlaşıldı mı? Ne dersin? Onlarla birlikte çalıştığı Muhakkak Paşa Hazretleri. Emrederseniz derhal tevkif edelim. İstemez. İsmail Hakkı Bey'in kızı. Babasının akıbetini soruyor. Dün gece eve gelmedi. Sonra tevkif edildiğini söylediler. Buraya getirmişler. Allah aşkına söyleyin. Babam nerede? Ne oldu? Niçin göstermiyorsunuz bana? Hastaydı. Kalbi vardı. Bir şey mi oldu? Konuşsanıza. Babanız vefat etti. Çok yufka yüreklisiniz binbaşım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala felah. Ne arıyorsun burada? Mustafa benim de kardeşimdi. Alçak! Nazmi! Kardeşim olarak doğduğun güne lanet ediyorum. Mustafa'yı öldürttüğün gibi beni de vurdur. Allah'ıma yemin ediyorum ki seni kendi elimle gebertmedikçe Mustafa'nın hakkı bana helal olmasın. Defol! Defol diyorum sana! Yapma kızım, kendini harap ediyorsun. Ölenle ölünmez kızım. Bak kızım, istersen bu gece seninle kalayım burada. Eksik olma teyzeciğim. Ama artık yalnızlığa alışmam lazım. Birinci parola Kütahya. İkinci parola vatan haini. Bu şekilde geldiğim için özür dilerim. En ufak bir heyecanınız beni ele verebilirdi. Babanızın son dakikalarında yanındaydım. Sizin her şeyi bildiğinizi söyledi. Onun için rahatsız ettim. Acaba vefatını Salih Bey'e bildirdiniz mi? Bundan sonra aramızdaki irtibatı kim yapacak? Kimi tayin ettiler? Beni. Hayırlı geceler. Hemen hazırlanın Perihan Hanım. Evinizi gözetliyorlar. Derhal buradan kaçmamız lazım. Nereye? Sizi bulamayacakları, gitmenizden şüphelenmeyecekleri bir yere. Müsaade ederseniz sizi kendi evime götüreceğim. Lütfen çabuk olun. Biraz karışık içerisi. Ne yapalım, bekarlık. Kusura bakmazsınız herhalde. Siz burada yatarsınız Perihan Hanım. Ben içerideyim. Yarın erkenden gideceğim. Belki birkaç gün gelemem. Perdeleri katiyen açmayın. Kapı ne kadar çalınırsa çalınsın cevap vermeyin. Evde sizin olduğunuz belli olmasın. Mutfakta istediğiniz kadar yiyecek var. Hayırlı geceler. Günaydın. Daha çok erken. Yoksa uyuyamadınız mı? Bilakis. Fakat erken gideceğinizi söylemiştiniz de. İşitince beynimden vurulmuşa döndüm Nazmi. Başın sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bir türlü aklım almıyor. İnanmak istemiyorum ama hakikat her an başıma çarpıyor. Kardeşim bir vatan haini. Hainlerin, düşmanların uşağı bir alçak. Kendi öz kardeşi gözünün önünde vurulurken kılı bile kıpırdamayan bir namussuz. Yemin ettim. Kendi elimle vuracağım onu. Seni o kadar seviyorum ki Nilüfer. Hayatta yegane tesellim sensin. Sen de benim her şeyimsin. Canımı veririm senin için. Sana bahsettiğim planları dün gece getirdiler. Babamın kasasını gizlice açtım, sabaha kadar kopya ettim. Galiba işimize yarayacak. Bize ne kadar büyük bir hizmette bulunduğunu bilemez. Evet, istediğimiz planlar. Fakat ben harekete geçmek taraftarı değilim. Bütün bu evrak elimize geçsin, Anadolu silah diye kıvransın, her gün cephede cephanesizlikten binlerce askerimiz kırılsın ve siz hareketsiz bekleyin, öyle mi? Kimden korkuyorsunuz Fahrettin Bey? Senden. Evet, senden. Ondan, hepinizden şüpheleniyorum, hepinizden. Çünkü aramızda bir hain var. Bu kaçıncı baskın beyler? Kaçıncı gizli karar, kaçıncı gizli evrak ki en ince teferruatına kadar öğrenmesinler. Bir alçak var aramızda. Her şeyi dakikası dakikasına bildiriyor saraya. Hayır yüzbaşım. Bile bile ölüme ateş atamam arkadaşları. Ben seve seve atılırım ölüme. Anadolu her gün binlerce şehit verirken varsın burada da birkaç kişi telef olsun. Her ne olursa olsun harekete geçmemiz lazım. Duracak mıyız böyle arkadaşlar? Duracak mıyız? Ben seninle geliyorum yüzbaşım. Ben de. Yarın gece Halıcıoğlu'ndaki cephaneliği basıyoruz. Tamam. Yaşayın çocuklar. Yarın gece Silivri Kapı'dayız. Tamam mı yüzbaşı? Tamam. Yarın gece de Davut Paşa'dayız. Evet. 3 gecedir baskın yapıyorlar. Tamam. Budalalar. Kafana düştüler demektir. Herhalde haber gelecektir. Siz hazır bulunun. Mustafa Kemalciler 3 gecedir silah depolarını basıyorlar. Gene azdılar melunlar. Kapana düştüler. Siz hazır bulunun. Yarın muhakkak ihbar mektubu gelecektir dedi. Kimden şüpheleniyorsun Nazmi? Kimdir bu ihbarları yapan? Bilmem. Kendini koru Nazmi. Seni kaybetmekten o kadar korkuyorum ki. Ne yapacaksın şimdi? Baskına devam edeceğiz. Nazmi. Bu gece de Ayvansaray deposunu kaçırdık mı vazifeyi başardık demektir. Sana bir şey olursa affetmem kendimi. Seni öyle çok seviyorum ki. Mustafa Kemalciler yarın gece Ayvansaray cephaneliğine baskın yapacaklarmış. Tam tahmin ettiğim gibi çıktı. Etrafı sarın ve içeri girmelerine müsaade edin. Sonra kapıları kapar iyice veriştirirsiniz. Göreyim sizi. Emredersiniz. Yalnız acaba muhbir de aralarında olacak mı? Kendisini tanımıyorum. Belki bir yanlışlık yaparım, vururum diye korkuyorum. Acaba? Hiç zannetmem. Korktunuz mu? Evet, biraz. Söylediklerinizi aynen yapıyorum Kemal Bey. Perdeleri hiç açmıyorum. Çıt çıkarmamayı gayret ediyorum. Zannedersem evde adam olduğundan şüphelenmediler. Bu raporu derhal Ankara'ya göndereceğiz. Yalnız şunu bilin ki her taraf tahfiyeler sizi arıyorlar. Tanınır veya yakalanırsanız hem bütün muhabere imkanımız kesilir... ...hem de babanızın akıbetine... Korkmuyorum. Kendinizi tehlikeye atmanızı istemiyorum. Bu iş sizin işiniz değil. Ne olur bana itimat etsiniz de bunu ben kendim... Yapamam, kat'i emir aldı. Fakat hakikaten tehlikeye... Yarın ilk iş olarak raporu göndereceğim. Başka bir emriniz var mı? Bu kadar sert bir asker olduğunuzu bilmiyordum. Yok. Öyle bir kafana kısıldılar ki. Niye ateş ettin? Teslim olun! Her tarafınız sarıldı! Buradan kurtulamazsınız! Teslim olun! Teslim olun! Boş yere kan dökmeyelim! Pis casus! Nazmi! Nazmi dilini bırak! Alçak katil, hainlerin usta! İyi şenlik oldu ama bir ikisi kurtuldu. Tabii kardeşiniz de kurtulanlar arasında. Paşa Hazretlerine rapor vermeye gidiyor. Benden gelin. Kemal! Vatan haini, alçak! Koşun bakın, Kemal Bey'i vurdular. Meşgul olun, nöbetçiler nerede? Şansınız varmış binbaşım, ufak bir sıyrıkla atlattınız. Demek işi suikasta kadar vardırabiliyorlar. Bugün yaverlerime, yarın bana. Öbür gün maazallahu teala padişahımız efendimiz hazretlerine. Nafiz! Hürrem Bey'e söyle, derhal tertibat alsın. Sabaha kadar bütün şüpheli eşyaf tevkif edilecek. Bizce bilinen ne kadar fesat yuvası varsa basılacak. Mukavemete yeltenen olursa basın kurşunu. Merhamet yok, yok. Anlaşıldı mı? Kemal Bey'in odasını hazırlattık efendim. Hadi geçmiş olsun. Hayırlı geceler. Sağ olun Paşa Hazretleri. Bir daha yanımıza yaklaşırlar mı? İçlerinde bir de alçak var ki onu kimseye bırakmam. Kardeşim olacak o melunu kendi elimle geberteceğim. Çabuk. Affedersiniz, korkuttum galiba. Uyuyamadım bir türlü, buraya sigara içmeye çıktım. Bilseniz sizi gördüğüme ne kadar memnun oldum Nilüfer Hanım. Bana gösterdiğiniz ihtimam için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hem bu yaralanmanın alakanıza vesile olacağını bilseydim, şimdiye kadar çoktan kendi kendimi yaralardım. Kurşuna kurşun istiyorlarmış melunlar. Hepimizi vuracaklarmış. Hürriyet istilattır. Bir şey yapacakları yok ama biz gene ihtiyatlı davranalım. Kemal Bey, doktor birkaç gün istirahat etmenizi söyledi. Size bir daire hazırlatıyorum. Bugünden sonra burada kalırsınız. Bu arada köşkün etrafına sıkı bir nöbetçi kordonu da koyarsınız. Ne olur ne olmaz. Affedersiniz. Bir an gözlerim karardı, bayılıyorum zannettim. Özür dilerim. Siz bırakın, ben temizlettireyim. Zahmet olmasın, ben toplarım. Verlerin şiirleri. Fransızca orijinal baskısı. Siz mi okuyorsunuz bu kitabı? Ay, siz Fransızca bilir miydiniz? Affedersiniz. Fransızcanın sizin inhisarınızda olduğunu bilmiyordum. Şiirle uğraşan bir kahraman. Hem de Fransızca biliyor. Tuhafıma gitti doğrusu. Şiirde ne arıyorsunuz Kemal Bey? Daha iyi, daha mutlu bir dünya. Kardeşlik. Sevgi dolu bir hava. İnsanın teneffüs etmek istediği havaya bağlı Nilüfer Hanım. Dün gece sizi yaralayan öz kardeşinizmiş diyorlar, öyle mi? Hı hı. Anadoluculardanmış. Yakalarlar mı dersiniz? Siz ne dersiniz? Yakalayalım mı? Oh, o sizin kahramanlığınıza kalmış bir şey. Kiminin kahramanlığına, kiminin de kurnazlığına kalmış. Çok küstahsınız. Siz de çok güzel. Çok güzel piyano çalıyorsunuz Nilüfer Hanım. Nilüfer, seni yarın her zamanki buluşma yerimizde bekleyeceğim. Aldığımız son derece mühim bir karar hakkında seninle görüşmem lazım. Ebedi hasret ve sevgilerimle Nazmi. Vuracağız. Mustafa'nın üzerine yemin ettim. Kemal vatanını satan her hain gibi cezasını görecek. Benden ne gibi bir yardım bekliyorsun? Zaferden sonra benim eşim olacaksın Nilüfer. Biliyorum senden ne büyük bir fedakarlık beklediğim. Ama mecburum. Sen de bizim gibisin. Milli mücadelenin bir yerinden farkın yok. İtaat edeceksin emre. Bu benim isteğim değil Nilüfer. Bütün teşkilatın arzusu, emri. Sana güveniyoruz. Hepimiz güveniyoruz sana. Kardeşim de olsa... Vatanını satan adam düşmanımdır. Onu getireceksin buraya. Birazdan vazifeye başlayacağım. Artık sinmek yok önlerinde. Şehit kardeşlerimizin intikamını alacağız. Kana kan, kurşuna kurşun. Katil köpek! Allah kahretsin, ne cevap veririm ben saraya? Her gün birkaç adamımızı vuruyorlar. Sizler de elinizi kolunuzu sallayarak dolaşıyorsunuz. Emredin bütün hainleri derhal önünüze dizeyim Paşa Hazretleri. Bütün cinayetleri işleyen, arkadaşlarımızı vuran tek kişi Yüzbaşı Nazmi. Hakikati öğrenmek istiyorum Paşa Hazretleri. Bütün cinayetleri işleyen Yüzbaşı Nazmi. Bir türlü tevkifine müsaade etmiyorsunuz. Bu müsamahanızın sebebini lütfedin. Size hesap verecek değilim. Vazifemi yapmak istiyorum. Ben emredince yaparsınız. Bütün cinayetleri adi zabıta vakası olarak bildirin. Suçu tanınmış sabıkalardan birkaçının üzerine atın. Kimse Anadolucuların bir hareketi olarak bilmesin bunu. Çok meraklısınız Kemal Bey. Bu merak eskiden beri mi vardı sizde, yoksa yeni mi arıza oldu? Nazmi Bey'in için himaye görüyor diye merak ediyorsunuz. Yani muhbir o mu diye kuşkulanıyorsunuz. Mustafa Kemal'in adamları da o muhbiri merak ediyorlar. Ne tuhaf. Ne demek istiyorsunuz? O kadar ince düşünmeyin demek istiyorum. Keyfinize bakın. Bakın o sizi hiç düşünüyor mu? Gördüğü yerde basıyor kurşunu. Beni dinleyin Kemal Bey, keyfinize bakın. Mesela ben bu gece saraydan birkaç arkadaşla ufak bir alem yapacağız. Lütfen ve tenezzülen siz de şeref verirseniz ihya edersiniz. Ne dersiniz? Arabadan Hürrem indi. Yanında iki sivil var. Birini tanıyorum. Sarayın afiyelerindendir. Jurnalcinin biri. Bir de Kemal Bey var yanlarında. Tamam. Siz ikiniz benimle gelin. Oğlum istersen yanına birkaç arkadaş... İstemem. Kimseye bırakmam o alçağı. Kıpırdama, sesini çıkartırsan gebertirim. Neredeler? Siz burada kalın. Ha. Namussuz! Nazmi gelme! Gelme! Gelme diyorum sana! Doğru diyorum! Son fırsatın olacak bu senin! Geberteceğim seni Kemal! Soysuz, şerefsiz can! Kıpırdama! Hadi! Yetişin! Boşuna harap ediyorsun kendini. Ömrümün sonuna kadar beklerim seni. Ama bu korkunun, bu çekingenliğinin sebebini öğrenmek de benim hakkımdır. Niçin açılmıyorsun bana Nilüfer? Nedir seni bu kadar korkutan, bu kadar üzen sebep? Hep bu sükût, hep bu esrar. Biz birbirimizi bu kadar sevdikten sonra neden ve kimden korkumuz olacak? Yalan, sana olmayacak bir şey isteme benden. Biraz sabırlı ol. Anlamıyor musun Nilüfer seni ne kadar sevdiğim? Senin için dünyada her şeye razı olacağımı anlamıyor musun? Niçin bana itimat etmiyorsun? Niçin konuşmuyorsun? Sana yardım etmek istiyorum sevgilim. Keşke sevmeseydim seni Kemal. Bırak beni Kemal, bırak bir şey sorma. Babam nerede? Yukarıda odasında. Kemal Bey ile çalışıyorlar. Nilüfer, seni bu gece mutlaka... Hayırlı geceler oğlum. Hayırlı geceler Paşa Hazretleri. Perihan Hanım, benim ben. Ah, bu buyurun. Çok mu korktunuz? Kapı açılınca hep hafiyeler gelecekmiş zannediyorum. Kaç gündür gelmediniz Kemal Bey. O kadar korktum ki. Size bir şey oldu zannettim. Bana bir şey olsa üzülür müydünüz? Tabii. Allah göstermesin. Ordumuzda silah ve cephane noksanı tahammül edilmez bir felaket haline almıştır. İstanbul'dan yapılan silah sevkiyatı, teşkilatımızı ihbarlarıyla felakete sürükleyen alçak muhbir yüzünden sekteye uğramıştır. Ancak gittikçe artan cephane ihtiyacı karşısında, yüzlerce arkadaşımızın hayatı pahasına da olsa, İstanbul teşkilatını harekete geçirmeye mecbur olacağız. Muhbirin en kısa zamanda meydana çıkarılması ve binlerce vatan evladının hayatı muvaffakiyetimize bağlı. Kaymakam Salih. Var mı şüphelendiğiniz biri? Var. Bir yardımım olabilir mi size? Siz benim yegane yardımcımsınız. Daha ne yapacaksınız? Hayırlı geceler. Size de. Kendinize dikkat edin Kemal Bey. Merak etmeyin kumandanım. Çıldırmışsın sen. Hepimizi mahvedeceksin. Görmem lazımdı seni. Çok bekledik Nilüfer. Ne zaman getireceksin Kemal'i? Cevap ver. Ne zaman getireceksin diyorum sana. Vatanın kurtuluşu için çalışıyoruz hepimiz. Kim olursa olsun şahısların, hislerin kıymeti yok bu anda. Ne olursun yavaş. En kısa zamanda kandırıp getireceksin. Bu teşkilatın emridir sana. Nazmi ne istiyor? Kemal'i vuracaklar. Bu iş uzadı. Senden şüphelenecekler diye korkuyorum. Odama gel. Nereye götürmeni istiyorlar? Her zaman buluştuğumuz yere. Nazmi'den istediğini öğrenebiliyorsun. İcap ederse Kemal'i feda edeceğiz. Ne zaman götürebilirsin Kemal'i? Hiçbir zaman. Ya ben emredersem? Bugüne kadar her emrinizi yerine getirdim. Hiç sevmediğim bir insanla Nazmi ile aylarca aşk hayatı yaşadım. Ona ve bana inanan diğerlerine alçakça ihanet ettim. Tuzağa düşürdüm onları. Hafiyelerinize ihbar ettim. Hep siz göğsünüzü şu tenekelerle süsleyesiniz diye. Sarayın ihsanlarına ve mükafatlarına nail olasınız diye. Artık cinayetlerinize alet olmak istemiyorum. Kendinize başka bir muhbir bulun. Öldürseniz de götürmem Kemal'i. Yarın Nazmi'ye haber yollayıp Kemal'i istediği yere götüreceğini söyleyeceksin. Anladın mı? Anladın mı diyorum sana? Yalvarırım yapmayın. Hayatımda tek sevdiğim insanı istemeyeyim benden. Bir haber parçasının seninle arama girmesine müsaade edemem. Ne emrediyorsam onu yapacaksın. Kim o? Babama haber verirsin, beni boşuna aramasın. Ah kızım, bu yaptığın... Araba hazır mı? Hazır. Kemal Bey'in evini biliyorsun değil mi? Bir kere götürmüşsün, herhalde buluruz. De. Şu ortadaki, bahçe içindeki. Peki sen git. Sakın babama bir şey söyleme. Aman küçük hanım. İyi. Kimi aradınız kızım? Kemal Bey'in evi burası mı efendim? Burası kızım, yeni taşındı. Kimse yok mu evde? Affedersiniz kızım, siz nesi olursunuz Kemal Bey'in? Hiç, bir mektup bırakacaktım da. Kemal Bey yoktur, arada bir gelir. O kız da demin çıktı, görmüşsünüzdür. Hangi kız? Hangi kız olacak? Bir kapatması var içeride. Sizin anlayacağınız dostuymuş. Sarayın yaveri diye kimse ağzını açıp da bir söz söyleyemiyor ki kızım. Mahallenin namusu var. Değil mi ya? Geldiğinin hemen ayında birini getirdi, kapadı evi. Kimseciklere göstermiyor kızı. Arada bir kör karanlıkta çıkar evden. Hemen arkasından yine döner, tıkılır eve. Ne perde açar ne de bir şey. Işık bile yapmaz geceleri. Biz de bir şey anlayamadık a kızım. İl midir, cin midir? Ama kimin haddine sormak, sarayın yaveri. Sorulur mu bu, hiç deli misin sen? Alimallah adamı süründürürler. Süründürürler, çok doğru. Hoca Saadettin Efendi ne dedi cuma günü camide? Hep bu felaketler, mağlubiyetler neden gelmiş başımıza? Hep onların yüzünden ya. Hem bizim Şerife Hanım tanıyor o hastayı. Babası daha geçenlerde ölmüş kızım. Ya... Vurmuşlar mı? Kim yapar bu işi? Takip ettiği adam, Paşa Hazretleri. Kimi takip ediyordu? Kemal Bey'i. Cüretimi mazur görün Paşa Hazretleri. Sizden emir almadan Kemal Bey'in peşine adam koydum. Çok şüpheleniyordum. Demek haksız değilmişim. Bu iddialarını tefsik edecek delil var mı elimde? Var Paşa Hazretleri. Bir kere şu ölen muallimin, İsmail Hakkı Bey'in üzerinde bulunan kağıdı ele alalım. Adamınız geldi, vazifeye başladı, kendisine itimat ediliyor deniyor. O sırada bize kim iltihak etti? Kemal Bey, değil mi? Sonra, Kemal çekingendi. Her zaman ona yumuşak davranıyordu Paşa Hazretleri. Fazlasıyla hassastı. Boğuşuyorlardı bahçede, ona vurmaktan çekinir gibi bir hali vardı. Ağlıyordu. Yapma, üzerime gelme diye yalvardı. Eli varıp ateş edemedi. Göz göre göre kaçmasına sebep oldu. Sonra hepsi bu kadar değil. Mesela muhbiri öğrenmek isteyişi. Her fırsatta ağzımı arıyor Paşa Hazretleri. O kadar çok baskında bulunduk, daima önümüze geçti. Her seferinde Anadolucuları vurmamıza mani oldu. Gir. Gel. Nazmi'ye haber yolladım. Yarın Kemal'i vuracaklar. Hayırlı geceler. Size de Paşa Hazretleri. Bu saate kadar niçin uyumadın? Ne oldu? Yok bir şey. Yarın seninle gezebilir miyiz diye soracak. Dünyalar benim olur. Nerede bekleyeyim seni? Yukarıki Çınarlı yolda. Saat 10'da arabayla alırım seni. Hadi git. Git artık. Ne var? Niye böyle durgunsun? Biliyor musun, hiç yakışmıyor sana böyle komutmak. Hadi, gül biraz, gül. Olmadı. gülüyorsun Nilüfer? Seni böyle hiç görmemiştim. Hiçbir şeyim yok. Biraz yürüyelim, açılırım. Hala söylemeyecek misin üzüntünün sebebini? Hiç itimat etmeyecek misin bana? Sana itimat etmediğimi iddia edebilirim. Dünyada bir kişiye inandım. Bir kişiyi sevdim. O da sendin Kemal. O kadar temiz, o kadar saf bir aşkla seviyordum seni. Dünyada ancak rüyasını görebileceğin bir aşktı bu. Tapıyordum sana. Yapmayacağım bir fedakarlık yoktu senin için Kemal. Her şeyin sonuna gelmişik gibi konuşuyorsun Nilüfer. Doğru. Sonuna geldik. Her şeyin sonuna. Neler söylüyorsun sen? Çıldırdın mı? Çıldırmak, bütün hislerimden sıyrılmak. Duygusuz bir hayvan gibi olmayı ne kadar isterdim şu anda. Keşke elimden gelse de senden nefret bile edemesem. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun diyorum sana? Kimdi evindeki o kız? Deli. Kemal, kıpırdama! Nazmi, bırak deliliği! Nilüfer sen çekil! Sana yemin ederim ki o kız... Çekil diyorum sana! Çekil Nilüfer! Çekil! Çekil! Vatanının şerefini satan namussuz! Namussuz! Çekil! Defol! Defol! Kemal, affet! Affet beni Kemal! Affet! Affet! Beni bırak! Yalnız bırak Nazmi! Git! Git diyorum sana! Affet, affet, affet Kemal! Affet beni! Affet, affet! Niçin yaptın bunu? Sen de onlardansın değil mi? Hayır, hayır. Nereden tanıyorsun Nazmi'yi? Sen de onlardansın. Yemin ederim ki değilim. Ben babamın kurbanıyım. O soktu beni aralarına. Hiç sevmediğim bir insanla, Nazmi ile aylarca aşk oyunu oynadım. Aralarına girdim, sahte evrak taşıdım. Bana inandılar, güvendiler. Onlardan öğrendiğimi gelip babama ihbar ediyordum. Öylesine inanmışlardı ki bana, hepsini ölüme sürükledim. Dünyada en sevdiğim insanı, seni de! Affet! Affet beni! Hepiniz affedin! Fakat Hilmi Paşa seni, öz kızını... Deliliğinin kurbanıyım, iktidar hırsının. Çabuk gidin. Muhtir Nilüfer Hanım cezasını kendim versin. Teşkilatı derhal emrime versinler. Çabuk gidin Perihan Hanım. Merak etmeyin. Yarama ağır değil. Ama bırakamam sizi böyle. Gidin diyorum size. Gidin. Çabuk. Muhbirin kim olduğu anlaşıldı. Kimmiş? Nilüfer Hanım. Cezasını bulmuş. Arkadaşlar, bütün teşkilatı Ankara'dan gönderilen ve muhbiri bulan arkadaşın emrine verecektik. Maalesef bu arkadaş birkaç saat evvel ağır yaralı olarak tevkif edildi. Kim? Kardeşiniz Kemal Bey. Siz icap edeni yaptınız Nazmi Bey. O kadar gizli bir vazife ki bizden bile sakladılar. Nereden bilebilirdik? Nereden bilebilirdin? Ben de olsaydım, vatan haini bildiğim kardeşi hiç düşünmeden vururdum. Bugüne kadar birçok delilik yaptın. İnanılmayacak kadar cesursun. Sana daima mani olmaya çalıştım. Ama şu anda sana ve bütün arkadaşlara emrediyorum. Kemal Bey'i kurtarmak için her şeyi yapacağız, her şeyi. Devlet-i Aliye-i Osmaniye ve padişahımız efendimize ihaneti, Mustafa Kemal Paşa lehine casusluğu sabit olmakla, Yüzbaşı Mehmet Kemalettin'in idamına ittifakla karar verir. Hüküm ayın 27'sinde infaz edilecektir. Hadi. Bizimkiler haber almışlar, basına geliyorlar. Bunu ifade ediyoruz. Sen de hazırlan. Kemal'i idam edecekler mi? Ayın 27'sinde. Son derece sıkı bir muhafaza kordonu altında saklıyorlar. Binanın yanına yaklaşmanın bile imkanı yok. Bir tek yolu var. Nedir? Paşa Hazretleri oraya bizi kendi eliyle sokacak. Hayriye Hanım! Hayriye Hanım! Buyurun Paşa Hazretleri. Bir emriniz mi vardı? Yok bir şey. Bir gürültü işittim gibi geldi bana. Bakarız efendim. Ses çıkartırsan yersin kurşunu. Hiç şakam yoktur Paşa Hazretleri. Hapishaneye sokacaksınız bizi. En ufak bir hareket, en ufak bir şüphe anında basarım tetiğe. Düş önümüze. Düş önümüze, durma yersin kurşunu. Kemal Bey'i idam edileceği yere nakledeceğiz. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Siz burada kalın. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Vazifeni yaptın. Ben de seni vatan haini olarak bilsem aynı şeyi yapardım. Yüzbaşım biraz çabuk olsa. Bir dakika, durun bakalım. Hacanetleri neredeler? Çıkış kağıdını gösterin. Çevir etraflarını. Rıhtı bak, çabuk, çabuk! Peşlerini bırakmayın. Ölü diri mutlaka yakalayacaksınız. Salih Reis, Kemal Bey'i sizin yelkenliğe vereceğiz. Hemen hareket edin. Daha cephanenin hepsini yükleyemedik. Yani yok, takip ediliyoruz. Hemen hareket edin. Perihan Hanım'ı da götüreceksiniz. Ama Fahrettin Bey, ben... İtiraz yok. Kemal size emanet Perihan Hanım. Elimden geldiği kadar bakmaya çalışırım. Eminim. Merak etmeyin, geçer bugünler. Hep beraber hatırlarız çektiklerimizi, güleriz. İyi günler gelecek, hem pek yakında. İnşallah o zaman size Perihan Hanım olarak değil, yengem olarak hitap edeceğim. Ona iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Allah sizi muvaffak etsin. Hanımı gemiye götürün. Geriye, Çabuk geriye kaçın çabuk! Dinamit infilak ederse hepimiz havaya uçarız! Bırakın beni! Bırakın beni! Kaçın sandıklardan, kaçın çabuk! Dinamit patlarsa hepimiz havaya uçarız! Bırakın! Demir Hanım, açılıyoruz! Teslim olun! Bir yere kaçamazsınız! Boşuna kan dökülmesin! Teslim olun! 3'e kadar sayıyorum! Silahları bırakmazsanız hepinizi vururuz! Hepinizi! Hepinizi! 1, 2, 3! Teslim! Allah'ım! Halatı bırakın, açılıyoruz! Sen bize yardım et. Bizi kurtarmak için motordaki cephaneyi de kurtardı, bizi de. Allah millete zeval vermesin.